Genç ATV'den iyi akşamlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için düğmeye basıldı. Gündemdeki konu şu: Sinan Oğan ittifak tercihini hangisinden yana kullanacak? Milliyetçi oylar kime gidecek? Ve bu turda öne çıkacak söylem milliyetçilik mi olacak? Konu bu olunca milliyetçi camianın önemli bir ismi olan Cemal Engin Yurt'a sormak istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Cemal Engin Yurt. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Öncelikle İstanbul 1. bölgeden milletvekili olmaya hak kazandınız. Hayırlı uğurlu olsun. Var mı Kadıköy ve Üsküdar'lı CHP'li seçmene söyleyecekleriniz? Kadıköy'den Üsküdar'a, Maltepe'den Ataşehir'e, Tuzla'dan Pendik'e, Kartal'dan Çekmeköy'e, Beykoz'dan Kurtköy'e. Nerede bir birinci bölge seçmenimiz varsa öncelikli olarak onlara çok teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca İstanbul milletvekili olmamız dolayısıyla bütün İstanbul'a teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türk milleti huzurlu, sakin bir şekilde sağduyulu bir seçim geçirdi. Sandıkları yakacak, yıkacaklardı. Bu bir darbeydi. Ya kör kurşun yiyecektik, ya müebbet hapse gidecektik. FETÖ'cü, PKK'lı, hain, bir sürü suçlamaların eşiğinde gittiğimiz seçimde milletimize teşekkür ediyorum, Allah'a hamd ediyorum. Kazasız, belasız bir seçim geçirdik. İnşallah ikinci turda da aynı şekilde seçimi huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde tamamlayacağız. Bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiştir Emreciğim. 21 yıldır ülkeyi yönetip çok şeyler yaptığını anlatan, anlattıklarını bitiremeyen ama buna rağmen bunu bir referandum gibi görüp patates soğana reisinizi yedirmeyiniz diyerek propaganda yapıp %49'da kalarak, yani ilk turda %50'nin altına inerek, yani bu bir referandum olsaydı kaybetmişti değil mi? Kazanamamıştı. Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybetmiştir. Seçimi ikinci tura götüren Millet İttifakı seçimi kazanmıştır. Belki sana çok farklı bir bakış açısı, dinleyenlere çok farklı bir bakış açısı ama biz yıllardır siyasetin içindeyiz. Birisi 21 yıldır ülkeyi yönetiyor. Devletin bütün imkanları elinde. Bakanlar bakanlıklarını kullanarak, makamlar makamlarını kullanarak, her türlü ekonomik imkanla birlikte ve tehdit diliyle, hamasetle 21 yıl sonra %50'nin altına düştüysen seçimi kaybetmişsin demektir. Dolayısıyla Millet İttifakı da seçimi ikinci tura bırakarak bir başarı elde etti. Onun için ben milletimize 28 Mayıs'ta daha güzel bir tercihle, daha doğru bir tercihle kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybını tescillemelerini bekliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu seçmeninden Kadıköy seçmenine, Tuzla Pendik'ten Kartal Çekmeköy'üne, Sancaktepe'den Sultanbeyli'ye bütün İstanbul'a teşekkür ederken aynı zamanda şunu da herkese hatırlatmak isterim. Milletin tercihine hakaret edilmesin. Milletin verdiği oy sebebiyle millete kötü söz, kem söz söylenmesin. Bunu her kim söylüyorsa yazık eder, kendine yazık eder, insanlığı tartışmaya açılır. Kime oy vermiş olursa olsun, millet kararını bir oyla, oyun namusudur, onu kullanarak iradesini ortaya koymuşsa bu iradeye saygı duyacağız. Şu olmuş, bu olmuş, hayır. Bizde bir eksik var diyeceğiz, kendimizi anlatamadık diyeceğiz. Çünkü kendimizi anlatamadık. Şimdi borsa iki gündür düşüyor. Küçük yatırımcı bir aydır batmıştı, iflas etmişti. Yine devam ediyor. Dolar 21 lirayı geçti. Dolar 21 lirayı geçince akaryakıt artacak. Bedava dedikleri doğalgaz artacak. Elektrik fiyatları artacak. Çiftçinin ve bunlar fiyatları yansıyacak. Gübre fiyatları artacak. Yağ artacak. Kıyma artacak, et artacak. Dolayısıyla biz bunu demek ki tam anlatamadık milletimize.
Soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyen bir kitleye bizim hain olmadığımızı anlatamadık demek. Bize PKK'lı dediler ya. FETÖ'cü dediler, PKK'lı dediler, hain dediler. Süleyman Soylu diye birisi çıktı. Bunlar iktidara gelirse hayvanlarla evlenmeye izin verecekler dedi ya. Düşün şimdi, biz bunları anlatamadık demek ki Emre. O zaman kabahati kendimizde arayacağız. 28 Mayıs'a giderken daha sıkı, daha derli toplu bir çalışmayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için gece gündüz mücadele edeceğiz. İstanbul milletvekiliyim ama Türkiye milletvekiliyim. Herkes şunu iyi bilsin ki doğru bildiğimi söylemekten çekinmeyeceğim. İktidarın yanlışlarını söylemekten geri durmayacağım. Bazıları diyor ki efendim doğru şeyleri var, onları niye söylemiyorsun? Doğruyu söylememe gerek yok benim ki 18 tane kanaldan tek başına yayın yapan adam zaten 18 kanalda doğru olduğuna inandıklarını söylüyor. Ben eksik gördüğümü söylemek durumundayım. Ben uzman çavuşlar sözleşmeden kadroya geçemedi, bunu anlatmakla mükellef. Ben saç ve çıraklık mağdurlarının derdini dile getirmek mecburiyetindeyim. Ben emeklilikte prime takılanların, ben Bağkur esnafının 9000 gün üzerinden emekli edilmeye kalkma adaletsizliğini anlatmak durumundayım. Ben emeklinin 7500 lira maaşla daha bugün büyük rakamlarıyla bile açlık sınırının 9500 liranın üzerinde olduğu bir Türkiye'de bu parayla geçinilmeyeceğini anlatmak durumundayım. Ben 110 bin tane denklik mağduru çocuğun üniversiteye denkliğinin YÖK tarafından kabul edilmeyişini dile getirmek durumundayım. Ben öğretmen olarak 700 bin öğretmenin atama beklediği bir ülkede atanamayan öğretmenlerin sesi olmak durumundayım. Atanamayan engellilerin sesi olmak durumundayım. Ücretli öğretmenlik yapıp 6 bin lira maaşa, ya asgari ücret Emreciğim 8500 lira, ücretli öğretmenler 6 bin lira alıyor. Bunun adalet neresinde? İşte biz bunları maalesef anlatmak durumundayız. Biz infaz koruma memuru emniyet hizmet sınıfına alınmadı anlatacağız. Biz çek mağdurları. Şimdi oy verildi. Temmuz ayında 300 bin üzerinde çekten dolayı hapis cezası alan hapse girecek. Bunu dile getireceğiz. Demek ki anlatamamışız ki herkes oy vermiş bunlara. İşte biz bu oy veren insanlara küsmeden, darılmadan, onları hakir görmeden derdimizi anlatmakla mükellefiz. Şimdi artık seçim bitmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi belli olmuştur. Şimdi olması gereken şey Cumhurbaşkanı seçimidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu ben buradayım diyor. Ben de tam yanındayım diyerek, biz de tam yanındayız diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacağız inşallah. Sayın Engin Yurt, siz Milliyetçi camianın sevilen sayılan bir ismisiniz. Siyaset hayatınız da hep o mahallede geçti. Sinan Oğan 5.7'lik bir oy aldı ve şimdi herkes merak ediyor hangi ittifaka katılacak diye. Sizce Oğan Millet İttifakı'na katılır mı, destek verir mi Kılıçdaroğlu'na? Yani Sinan Oğan tabii ki söylemleri itibariyle baktığımızda, vermiş olduğu mücadeleyi seyrettiğimizde, o sürece baktığımızda Sinan Oğan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olması çok zor. Bir kere Sinan Oğan zaten Milliyetçi Hareket Partisi tarafından tasvip görmeyen bir isim. Milliyetçi Hareket Partisi Sinan Oğan'a karşı her zaman bir rezerv uygulayacak. Bu rezerv ortada dururken %10'luk bir Milliyetçi Hareket Partisi'ni Sayın Erdoğan karşısına alabilir mi? Ya MHP'yi ikna edip Sinan Oğan'ı öyle alacak ki o zaman Sinan Oğan daha da Milliyetçi Hareket Partilerin gözünde bir değerini daha fazla yükseltecek değil mi? İtibar kazanacak değil mi? Bir sükse yapacak. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin ben isteyeceğini zannetmiyorum Emre. Sinan Oğan'ın düşünce itibariyle, fikir itibariyle, aynı zamanda Ümit Özdağ'ın da, Ümit Özdağ da bu arada hep Sinan Oğan'a kilitlendik. Zafer Partisi'ni niye söylemiyoruz? Yani Sinan Oğan 2 milyon 700 bin oy aldı ama Zafer Partisi de 1 milyon 300 bin oy aldı. 2.48. O oy da Zafer Partisi'nin oyu. Sinan Oğan'a da Zafer Partililer verdi değil mi bu oyu? Evet. Zafer Partisi'nin genel başkanı kim? Ümit Özdağ. Dolayısıyla sadece Sinan Oğan değil, Ümit Özdağ da bence söylemleriyle Millet İttifakı'na daha yakın duruyorlar. Yani tartışma olsa da, geçmiş dönemde sözler söylense de ben her ikisini de yakinen tanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a bakış açıları bellidir.
Suriyelilerin bu ülkeye gelmesi sebebiyle Recep Tayyip Erdoğan'a tavırları bellidir. Bu ülkedeki diğer göçmenlerin uyguladığı yanlışlıklar sebebiyle en fazla muzdarip olan Sinan Ogan ve Ümit Özdağ'dır. Bu ülkeyi Suriyeli kampına döndüren, Afgan kampına, Pakistan kampına döndüren Millet İttifakı değil ki. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi bu hale getirdi. Yol geçen hanına çevirdi. Sınırlar adeta kevgir tarlasına döndü. Onun için ben Sinan Ogan'ın da Ümit Özdağ'ın da Millet İttifakı'na daha yakın olduğunu düşünüyorum. Makul olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Sinan Ogan ve Ümit Özdağ'ı Millet İttifakı içerisine davet etmelerinin o 5,2'lik yani 2 milyon 800 bin oyu ben bütünüyle inanıyorum ki Millet İttifakı'ndan yana kullanacaklardır. Zaten farkında 2,5 milyon olduğunu düşündüğünüzde 2 milyon 800 binlik oy oranıyla ve kendimizi de iyi anlatırsak, dik durursak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durursak, ben hep söylüyorum bu seçim sağcılık, solculuk seçimi değil. Bu seçim senin partin, benim partimi döver seçimi değil Emre. Bu seçim vatan mevzubahis ise gerisi teferruattır seçim. Onun için ne yapacağız? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya devam edeceğiz. Ve yaratılacak bir sinerjiyle, yaratılacak bir heyecanla 28 Mayıs'ta seçimin kazanılması Millet İttifakı açısından çok da mümkündür. Sayın Enginyurt, Sinan Oğan'ın 5,7'lik, Muharrem İnce'nin 0,44'lük oyu tartışılıyor gündemde. İşte analistler, seçim uzmanları vesaire neyse adları bunu tartışıyorlar ama asıl bir konu var ki bu çok önemli bence. Seçimde sandığa gitmeyen seçmen sayısı İstanbul için 1.076.295. Türkiye geneli için ise 8 milyon 429 bin 216 kişi olarak belirlendi. Ne diyeceksiniz özellikle sandığa gitmeyenlere? Sandığa gitmeyenlerin işte ülkeyi bugünkü noktaya gelişinde yarın dert yanarlarsa dert yanmamalarını söylerim. Ne demiş İsmet İnönü? Namuslular namussuzlar kadar cesaretli olmadığı müddetçe şikayet etmeye hakkı yoktur. Dolayısıyla bir şeyden dert yanıyorsanız çözüm olmalısınız. Çözüme katkı sunmalısınız. Yani siz hem ülkenin kötü gidişatından bahsedeceksiniz. Hem ülkede milli gelirin gerçekten çok düşük olduğunu söyleyeceksiniz. Ülkede çöpte ekmek toplayanlar var. Pazarda sebze artığı toplayanlar var diyeceksiniz. İnsanlar 10 bin lira kirayı ödeyemiyorlar. Anadolu'ya geri göçmeye başladılar diyeceksiniz. Doğalgaz, elektrik, su faturaları özellikle iş yerleri için kiradan daha fazla hale gelmiş. Bundan dert yanacaksınız. Eğlence yerlerinde hala dünyada pandemi bitti. Saat 1'den sonra müzik yasak. Bundan dert yanacaksınız. Ama buna çözüm üretmek isteyenlerin yanında bir oy vererek bulunmayacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki efendim ülke çok kötü. Yok öyle bir şey. Ülke kötü diyen, ülke kötü yönetiliyor diyen bence 28 Mayıs'ta en azından bir kere sandığa gitmeli. Yani bu 8 milyon vatandaşımız bir kere sandığa gitmeli. Ama sandığa gitmeleri için de biz Millet İttifakı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Türkiye'yi tekrar bu 10 gün içerisinde ayağa kaldıracak, Türkiye'de heyecan yaratacak, Türk milletini duygulandıracak, milletin umudunu yeşertecek çalışmaları da ziyadesiyle yapmış olmalıyız. Yani 8 milyon seçmene ülke eğer tekrar bu iktidar tarafından, bu cumhurbaşkanı tarafından yönetilecek hale gelirse neler olacağını görmeleri lazım. Cumhurbaşkanı bugün ne diyor Emre? Bakın seçim tarihi ne anlamlı bir tarih diyor. 27 Mayıs'ta darbe oldu diyor. 28 Mayıs'ta seçim var. Ne güzel canım 29 Mayıs'ta da İstanbul'u fethettik deseydin bari. Yani tarihten yapraklara bakıyor. O yapraklara göre işine geleni kullanıyor. Ya ne demek 27 Mayıs'ta darbe oldu? Bunun neyini hatırlattı? Darbe Menderes ve arkadaşların oldu. Demokrasi oldu. Kim savunuyor bunu? Cumhuriyet Halk Partileri mi savunuyor darbeyi? Savunan mı var bu memlekette? Saadet Partisi mi savunuyor? Gelecek Partisi, Deva Partisi mi savunuyor? İyi Parti mi savunuyor? Ney buradan maksadın ne? Maksat şu. Beni seçerseniz demokrasi diyor. Beni seçmezseniz darbe olacak diyor. Süleyman Soylu da açıkça demedi mi? 14 Mayıs'ta eğer Recep Tayyip Erdoğan yenilirse bu siyasi darbe dedi.
İşte bunlara karşı bence sandığa gitmeyen bütün insanımızın sandığa gitmesi için daha çok çalışmalıyız. Daha çok görünür olmalıyız. Daha çok anlatan olmalıyız. Benim bu seninle şu an dördüncü programım olacak. Yani niye? 2 günde 4 program yapıyorum ki dilimin döndüğünce, elimden geldiğimce üzerime düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getireyim istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kazansın diye o yolda gideyim. Hani karınca demiş ya, Kabe'ye gidemesem de o yolda ölürüm diye. Biz de o yolda üzerimize düşeni Demokrat Parti olarak, Demokrat Partililer olarak yerine getirelim diye mücadele ediyoruz. O oy kullanmayan 8 milyon seçmeni ve İstanbul'da oy kullanmayan 1 milyon seçmeni 28 Mayıs'ta sandığa götürmek için de büyük gayret göstermeli. Bu değerli açıklamalarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Cemal Enginyurt. Ben teşekkür ediyorum. Bir oy Kemal'e, bir oy Cemal'e demiştim seçim boyunca. Cemal Enginyurt'u seçen İstanbullulara çok teşekkür ediyorum. Ama yarım kaldı. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçelim diyorum. İnşallah hep birlikte güzel günler görmek dileğiyle size, seyredenlere çok teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.